Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını sizler için değerlendirmeye çalışacağım ve tabii ki bunların hem piyasalar hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Özellikle Türkiye ekonomisine yansımalarını konuşacağız. Altına, dolara, döviz piyasasına yansımalarını konuşacağız. Borsaya yansımasını konuşacağız arkadaşlar. Amerika'daki tahvil faizlerinin yükselmesi neden bu kadar önemli? Amerikan ekonomi yönetiminin bu faizlere müdahale etmesine rağmen neden hala yükseliş eğilimi devam ediyor ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri neden değer kaybediyor bu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Öbür taraftan teşvik paketi temsilciler meclisinde onaylanmış olmasına rağmen Hala neden altın kıpırdamıyor yukarıya doğru hatta hafifçe geriye çekilmeye süzülmeye devam ediyor. Peki bu düşüş devam edecek mi etmeyecek mi? Bütün bu soruları da yine sizler için cevap vermeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Tabi sadece doları altını konuşmayacağız diğer dövizleri de konuşacağız. Gümüşle konuşacağız borsayı da konuşacağız. Videonun mütakip zamanlarında bunların hepsini sizler için değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle tahvil faizlerinden bahsedelim. Örnek olarak söylüyorum. Şu anda %1'in altında ama %1'lik bir faiz ortamı olduğunu kabul edelim. Amerika'da hazine tahvillerinde Türkiye'ye bakıyorsunuz %20'nin üzerinde bir faiz ortamı var. Arada neredeyse %19'luk bir fark olmasına rağmen neden Türkiye yerine Amerika'yı tercih ediyor olabilir? Yabancılar ya da yerliler, daha doğrusu sıcak para sahipleri. Bunun en net sebebi tabii ki arkadaşlar enflasyonla faiz arasındaki fark. Yani reel faiz getirisi. Türkiye'ye dönüyorsunuz, bakıyorsunuz resmi enflasyon %15 civarında. Gayri resmi enflasyona bakıyorsunuz. Yani piyasada oluşan gerçek enflasyona bakıyorsunuz. %18-19 civarında faiz getirisine bakıyorsunuz %20 ile 22 arasında Dolayısıyla bu az farklar yabancıların buradaki kaymağı alıp çok hızlı bir şekilde diğer taraflarda faiz yükseldiği zaman kaçmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Amerika'daki %1'lik faiz Türkiye'deki %2'lik %3'lük reel faizden daha değerli oluyor. Riski olmadığı için. O nedenle de Amerikan hazine tahvillerinin faizlerinin yükselmesi çok ciddi anlamda gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışını hızlandırıyor arkadaşlar. Hele ki Türkiye'deki para çıkışını daha da hızlandırıyor. İşte gördünüz dış ticaret açığı geldi bugün. 3.360 milyar dolar. Yani 3 milyar 360 milyon dolarlık bir dış ticaret açığımız var. Şubat ayı itibarıyla keza Ocak'ta da buna yakın bir dış ticaret açığı vermiştik. E bir getirimiz yok. Turizm gelirlerinin gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Büyük ihtimalle gelmeyecek. Dolayısıyla bu dış ticaret açığının büyük bir kısmı cari açık olarak yansıyacak ve önümüzdeki dönemde de dolar üzerindeki yükseliş eğilimi hızlanacak. Bu reel getirinin daha da azalması anlamına geliyor. Aynı zamanda da doların yükseliş eğilimine girmesi faiz getirisinde yok ettiği için yabancılar çok daha hızlı bir şekilde Türkiye'den kaçmaya başlıyorlar. Onun için bir baktık 7.44 seviyesine gelmiş. E bugün kaç? 7.31 seviyesinde. Ama bu düşüş gerçekçi değil arkadaşlar. Çünkü Amerika'daki hazine tahvillerine devlet müdahalesi oldu Amerikan devlet tarafından. Ama o müdahaleye rağmen tekrar tahvil faizleri yukarıya doğru yöneldi. Dolayısıyla Türkiye veya Rusya veya Güney Afrika gibi ülkelerde de para birimlerinin tekrar hızlı bir şekilde değer kaybetmeye başladığını göreceğiz. Yani yukarıya doğru eğilimlerin hızlandığını göreceğiz arkadaşlar. Bir başka önemli gelişme tabii ki bu 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi teşvik paketi temsilciler meclisi tarafından onaylandı. Oh tamam bu iş bitti diyenler olabilir. Hayır arkadaşlar, Amerika'da önemli olan bu tür paketlerin ya da bu tür yasaların mutlaka ve mutlaka Senato'da onaylanması. Senato'da onaylanabilmesi için ise 60 oya ihtiyaç var. Şimdi senatonun yapısını kısaca sizler için özetleyeyim. 100 kişiden oluşuyor. Bir de bakan yardımcısı var. Başkan yardımcısı var daha doğrusu. Onunla birlikte 101 kişiye çıkıyor. Eğer ki bir denge ortamı olursa yani 50'ye 50 oy çıkarsa işte o başkan yardımcısının oyu o dengeyi bozuyor. Genel itibarıyla da iktidarda olan partinin temsilcisi olduğu için başkan yardımcısı iktidar üyeleri burada avantajlı oluyor. Yani demokratlar normal koşullarda bu yasayı kolaylıkla geçirebilir diye düşünebilirsiniz. Ama tablo öyle değil. 60 oya ihtiyaç var ve senatoda şu anda 50 cumhuriyetçi var. 50 demokrat var. 50 Cumhuriyetçinin tamamı hayır derse o 60 oy yakalanamıyor. O nedenle de 1.9 trilyonluk paketin şimdi çıkması tehlikeye giriyor. Daha sonraki süreçte Senato'ya rağmen başkan bu teşvik paketinin altına imzayı atıp çıkartabilir. Ancak arkadaşlar bu ciddi bir süreci beraberinde getirecek ve gecikmeyi beraberinde getirecek. Dolayısıyla altın fiyatları üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ancak Biden'ın bir çağrısı oldu senatörlere artık eylem vakti. Bir an önce hangi görüşten olursanız olun demokrat ya da cumhuriyetçi fark etmez. Amerika'nın geleceği için mutlaka ama mutlaka bu teşvik paketinin geçmesine Onay verin dedi. Peki cumhuriyetçiler niye imza atmak istemiyor bu işin altına? Yani niye onay vermiyor sorusunun cevabı asgari ücret çıkmazı arkadaşlar. Şu anda 8 dolar civarında Amerika'daki saatlik asgari ücret onu 15 doların üzerine çıkartmayı planlıyorlar bu pakette birlikte ve bu büyük bir maliyet olarak algılanıyor Cumhuriyetçiler tarafından dolayısıyla bu maddenin değiştirilmesi konusunda ısrarcı davranıyorlar. Görünen o ki demokratlar burada hafif geri adım atabilirler. 1.9 trilyonluk pakette öyle ya da böyle geçecek gibi görünüyor. İşte o sinyalleri almaya başladığımız zaman, yani hem cumhuriyetçilerin hem de demokratların pakete destek vereceği ile ilgili sinyali almaya başladığımız zaman altın fiyatlarının yükseliş eğiliminin hızlandığını göreceğiz. Peki tahvil faizleri niye yükseliyor? Onu da belirtelim. Korona ile ilgili olumlu haberlerin algılanmaya başlanması, kullanılmaya başlanması arkadaşlar. Evet aşı işe yarıyor gibi görünüyor. Şu anda koronavirüs kontrol altına alınmış gibi görünüyor ama son 1-2 haberde tedirgin etmeye başladı tekrar bence ülkeleri ve piyasaları. Amerika'da vaka sayıları tekrar artış eğiliminde. Avrupa ülkelerinin bazılarında da tekrar vaka sayılarındaki artışın hızlandığı gözleniyor. Dolayısıyla tekrar işler terse dönebilir. Bir başka önemli gelişme Almanya ile ilgili hazırlanan bir rapor. Bu rapora göre de deniliyor ki pandemi bitene kadar hatta bitse bile Alman ekonomisinin 2025 yılına kadar toparlanması pek de mümkün olmayacak. Şimdi Almanya deyip geçmeyin arkadaşlar. Almanya eşittir aslına bakarsanız Avrupa'nın göstergesi demek. Çünkü hem Avrupa'nın en önemli ülkesi hem de lider ülkesi pozisyonda. Dolayısıyla Almanya eğer ki 2025'e kadar toparlanacaksa Avrupa'da 2027'ye kadar ancak toparlanabilir diye düşünün. O nedenle bu haber kritik ve önemli. Peki Almanya ve Avrupa toparlanamazsa bizim açımızdan ne sıkıntısı var bunu diye düşünebilirsiniz. İhracatımız çok ciddi manada baltalanacaktır Avrupa Birliği toplanmadığı sürece. Yani oradaki ekonomik dengesizlikler Türkiye'yi birebir etkileyecektir. Ne yazık ki bizim öyle çeşitli bir ihracat pazarımız Yok Avrupa odaklı bir ihracat pazarımız var ve Avrupa'daki daralma Türkiye'yi birebir yakından ilgilendiriyor arkadaşlar. Şimdi Türkiye ile ilgili de önemli haber başlıkları var. Tüm bunları özellikle baştan anlatıyorum ki daha sonrasında da piyasalara yansımalarını uzun uzun konuşacağız. Zaten arada da konuşuyoruz arkadaşlar. Doları altına neden bu haberlerin yansıdığını belirtiyorum. Dış ticaret açığı biraz önce söylediğim gibi 3 milyar 360 milyon dolar olarak Şubat ayı itibarıyla geldi. Ocakta da bu kadarlık bir açık vardı arkadaşlar. Cari açık olarak değerlendirebiliriz artık bunu. Çünkü turizm gelirleri neredeyse dipte. Dolayısıyla turizm gelirleriyle bu dış ticaret açığının kompanse edilmesi mümkün olmayacak ve bu da büyük bir cari açığı beraberinde getirecek. Yani neredeyse 7 milyarlık dış ticaret açığı eşittir 6-7 milyar dolarlık bir cari açığı işaret edecek. Eğer ki bu hızla devam ederse yıl sonuna kadar 40 milyar doların üzerinde bir cari açıkla karşı karşıya kalacaktır hatta aşabilir de Türkiye'nin ekonomisi dolayısıyla arkadaşlar bununla ilgili de dolar üzerinde çok ciddi stres ortamı oluşuyor. Şimdi Standard Chartered önemli bir yatırım bankası, önemli uzman bir kuruluş, e, dikkatle takip edilen bir kuruluş bu arada onu da söyleyelim. Onun Türkiye ile ilgili bir yorumu var. Dolarla ilgili daha doğrusu bir yorum var. Diyor ki 2021 yılı sonuna kadar 9 lirayı gören bir dolar olacaktır. Biliyorsunuz ben 9 liranın üzerine çok hızlı bir şekilde çıkacağını söylüyorum. Hatta 2021'in 3. çeyreğinde biz çift taneli doları göreceğiz. Ha sonrasında tekrar bir faiz arttırımı, ekstra baskılar yapılarak belki aşağıya çekilmeye çalışılacak. Ama bu kez elde malzeme kalmadığı için ters tepecek 14, 15, 16 belki 20 liraları zorlayan bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Ancak standart chart diyor ki 9 lira yıl sonunda olacak. Bunun sebebini de şöyle açıklıyor arkadaşlar. Türkiye'nin cari açığı hızla büyüyecek diyor. Bunun temel nedeni koronanın yavaşlaması, ekonomilerin tekrar açılmaya başlıyor olması. Yani dünya ekonomisinin canlanmaya başlıyor olması. Dolayısıyla Türkiye'nin de enerji ithalatının artması. Üretim odaklı enerji ithalatını arttırması. Ancak turizm gelirlerinin aynı oranda artmaması ve buna bağlı olarak da cari açıkta çok sert yükselişlerin yaşanması. Şimdi böyle bir tabloda da cari açık doların yukarıya eğilimini hızlandıracaktır diyor. Benim uzun zamandır söylediğim noktalardan birisi. Ancak standart Chartered sadece enerji ve turizmle değerlendirmiş oysa Türkiye'nin makroekonomik sorunları sadece cari açıkla sınırlı değil. Ödemeler dengesi komple bozuk zaten. Onu bir tarafa koyalım. Yani cari açık dışındaki diğer dengelerinde bozuk olduğunu görüyoruz. Ödemeler dengesi içerisinde. Öbür tarafta işsizlik problemi devam ediyor. Reel sektör şu şu önümüzdeki dönemde doğru düzgün reformlar açıklanmazsa büyük batıklarla karşı karşıya kalacak. İflaslar, konkordatolar gelecek. Bu bankacılık sistemini sıkıntıya sokacak çünkü batık oranlarının artmasını beraberinde getirecek arkadaşlar. Banka batıklarının artması demek finansal krizin gelmesi demek. Aynı zamanda ekonomik krizin de derinleşmesi demek. Yani derin bir ekonomik bunalıma doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Standard Chartered sadece bakın enerji ve turizmle ve cari açıkla durumu değerlendirirken esas meseleleri de işin içine koyduğumuz zaman işte o zaman 12 13 14 16 liralık dolara ulaşıyoruz. Diğer yandan aslında piyasanın içerisinde kullanılan doların da 12 liranın üzerinde olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bütün maliyetler buna göre Yapılıyor. Zam üzerine zam geliyor. Bakın dolar düşmesine rağmen zam üzerine zam geliyor ve 2021'de doğalgazla ilgili bir müjde daha geldi arkadaşlar. Küçük bir müjde. Yüzde birlik zam yaptılar. Çünkü biz yüzde yirmi, yirmi beş, otuzlara alıştıydık. Bu kez yüzde birlik bir zam ama üçüncü kez aynı şeye zam yapıldı. Nedir o? Doğalgaz zam mı? arkadaşlar. Evet doğalgaza bir yüzde birlik zam daha yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun. Yani zaten ödeyemiyorduk artık bu faturaları hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz ortada. Türkiye büyüyor. Müthiş büyüyor işte yüzde %5'in üzerinde büyüdü. Çin'le birlikte büyüyen iki ülkeden birisi dünyada namzet bir ülkeyiz falan diye havasını atıyoruz. Çok mutluyuz ama bu büyümenin nasıl olduğu da ortada tamamen tüketim odaklı ve ithalat odaklı bir büyüme. Çok fazla ayrıntısına girmeyeceğim şunu söyleyeyim sadece sizlere. Büyüme işsizliği azaltıyorsa büyümedir. Büyüme reel sektörü canlandırıyorsa büyümedir. Büyüme esnafı ayakta tutuyorsa büyümedir. Büyüme çiftçiyi ayakta tutuyorsa büyümedir arkadaşlar. Öbür türlü büyümelerin hiçbir anlamı yoktur. Sadece rakamdır. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan tablonun ne kadar kötü olduğunu, bu büyümeye rağmen sıkıntının büyüdüğünü net bir şekilde gösteren bir başka gelişme kişi başına düşen milli gelir 2006'dan bu yana ilk defa 9000 doların altına düştü. 8599 dolar. Ancak kişi başına düşen milli gelirin de Türkiye'de gerçekçi olmadığını gayet iyi biliyoruz. Gelir dağılımındaki bozukluk nedeniyle pek çok kişinin evine zaten bu 8599 dolar da girmiyor. Yani 56-60 bin liralık bir para yıllık olarak bile girmiyor arkadaşlar. Çünkü 4 kişilik bir aile de bunu çarpı 4 yapacaksınız. O da 200 bin lira belki 250 bin liraya denk gelen bir rakam. Ve 4 kişilik bir ailenin evine öyle 200-250 bin lira girmediğini biliyoruz. Yani aylık 20 bin liranın girmediğini biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi başına düşen milli gelirin şu değeri bile sağlıksız ancak ciddi bir gerileme var. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Gıda enflasyonu artıyor, artıyor diye bağırınıyoruz biliyorsunuz. Özellikle 2017 sonrasında çok ciddi bir artış var. Asgari ücret zamları, memur zamları, emekli zamları, işçi zamları bu artışların, bu zamların çok ciddi manada altında kalıyor diye ısrarla bağırıyorum. Ama yok öyle bir şey, yok öyle bir şey diye söylenmeye devam ediyorlar. Oysa artıyor. Bakın bir araştırmayı yine sizlerle paylaşacağım ve bu araştırma çok net bir şekilde Türkiye'deki gıda fiyatlarının nasıl arttığını ortaya koyuyor arkadaşlar. Bakın. Son dönemde yapılan araştırmaya göre gıda fiyatları arkadaşlar %100'ün üzerinde artmış. Son 3 sene içerisinde %100'ün üzerinde artış var. Asgari ücret artışlarına bakıyorsunuz %25 civarında son 3 yıl içerisinde ya da %30 civarında. Peki Hangi ürün ne kadar artmış? Biraz onlara bakalım. Mesela sarımsak 3 kat artmış, pırasa 2 kat artmış, portakal 3 kat artmış, biber yine 2 kat artmış, konserve e kabak çekirdeği, margarin, kıvırcık, ayçiçek yağı, kuru üzüm, sivri biber hepsi iki kat artmış. Yani yüzde yüzlük artışlar var arkadaşlar. Öbür taraftan bakıyorsunuz yine kuru fasulye, kırmızı lahana yüzde 96 artmış. Ispanak ıspanak ve karnabahar yüzde 94, kivi yüzde 92, yer fıstığı ve beyaz lahana yüzde 89, mısır özü yağı ve kuru fasulye ile kuru kayısı yüzde 88. Yani her şeyde... Evimize giren, mutfağımıza giren her şeyde %80'in üzerinde artışlar var. Son 3 yıl içerisinde asgari ücrete bakıyorsunuz. Bunun çok altında kalıyor. Bu ne demek arkadaşlar? Biraz bunu açalım. Bu bizim çok net bir şekilde fakirleştiğimizi gösteriyor. Evet, satın alma gücümüzün her geçen gün düştüğünü gösteriyor. Öbür taraftan enflasyonla hayat pahalılığının aynı şey olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Enflasyon fiyat artışıdır. Tamam ama o fiyat artışı oranında gelirlerimiz de artıyordur. Yani o enflasyonu kompanse ediyordur. O zaman ortada çok büyük bir sorun yoktur. Makroekonomik olarak ciddi sıkıntılar vardır. Ama vatandaş açısından bakıldığı zaman büyük bir sorun yoktur. 2000 öncesindeki tablo buydu. %60 %70 oranında bir enflasyon vardı Türkiye'de. Ama maaş zamları da %60 %70 oranında yapılıyordu. Dolayısıyla insanların satın alma gücü düşmüyordu. Fakirleşmiyordu insanlarımız. Ancak şimdiki tablo şöyle arkadaşlar. Ürünlere bakıyorsunuz %100 artıyor. Gelirlere bakıyorsunuz %40 artıyor. Ve %60'lık bir fakirleşme yaşanıyor. İşte buna hayat pahalı diyoruz. O nedenle enflasyonun ne olduğu tek başına önemli değil arkadaşlar. Önemli olan maaşlarımızın, gelirlerimizin enflasyon oranında artıp artmadığı işte bu tabloda çok net bir şekilde gösteriyor bize. Gelirlerimiz düşüyor ama fiyatlar her geçen gün gelirlerimizin çok ama çok üzerinde artmaya, zamlanmaya devam ediyor. Onun için bu haberi de yine sizlerle paylaşmak istediğim son bir önemli gelişme var. Onu da yine paylaşayım. Ondan sonra da rakamları şöyle bir göz atalım. Derşpi gelin haberi arkadaşlar. Halk Bankası ile ilgili yaptığı bir haber ve Halk Bankası'na bağlayarak konuyu diyor ki 2001 krizinden çok daha ağır bir krizle karşı karşıya kalınabilir Türkiye'de. Neden? Bakın Halk Bankası davası biliyorsunuz Trump döneminde biraz soğumuştu. Oysa Obama ve o dönem başkan yardımcısı olan Biden döneminde de tekrar Halk Bankası davası da gündeme gelmişti. İlk defa o dönemde gündeme gelmişti. Hatta bazı söylentiler vardı. Bizim müdahale ettiğimizle ilgili, Biden'ı Obama'yı ikna etmeye çalıştığımızla ilgili inkar edilmişti. Böyle bir şey yok denilmişti. Ancak Der Spiegel diyor ki evet var böyle bir şey. Erdoğan ve kabinesi o dönemde 5 milyon dolardan fazla para harcadı lobicilik faaliyetleri için ve diğer faaliyetler için. Diğer faaliyetler nedir onu bilmiyoruz ama Derşi bunu bu şekilde yazmış. Ve Biden'ın ve Obama'nın o dönemde Erdoğan'ın bütün ısrarlarına rağmen bu süreci kabul etmediklerini ama Trump döneminde Erdoğan'ın isteklerinin yerine getirildiği hatta savcıların görevden alındığı söyleniyor. Peki şimdi ne olacak? Bakın o dönemde başkan yardımcısı olan Biden bugün başkanlık koltuğunda oturuyor. Yani en üst karar merci pozisyonunda ve önemli bir karar verici, önemli bir siyasetçi olduğunu biliyoruz. Uzun yıllardır Senato'da görev alıyor. Dolayısıyla gücü elinde tutan bir isim ve şunu söylüyor. Hiçbir şekilde mahkeme kararlarına müdahale etmeyeceğiz ve çok ağır delillerin olduğu söyleniyor. Hatta Türkiye'deki bir yetkilinin 2017'de dosyaları Amerika'ya taşıdığı ve bunların da çok önemli delilleri barındırdığı söyleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar eğer ki Halkbank davasına müdahale olmaz ise Trump döneminde olduğu gibi ki, ki olmayacak görünen o. Türkiye'ye çok ciddi bir zarar çıkabilir diyor Der gelin haberinde arkadaşlar. Bu tamamen Der gelin yorum benim yorumum değil. 20 milyar dolarlık bir cezadan bahsediliyor arkadaşlar. 20 milyar dolar Türkiye için çok önemli ve böyle bir cezanın kesilmesi Türkiye'yi ciddi bir dar sokabilir. Bunu bir tarafa koyalım. Bunu ben de söylüyorum. Der Spiegel de söylüyor. Bu arada Halkbank'ın uluslararası para akışı kanalından çıkartılması da iddia ediliyor imiş. Yani cezalardan birisi bu olabilir. Yani Sivif kanalından çıkartılması. Peki sadece Halk Bankası ile mi kalır? O da ayrı bir sorun. Yani Türkiye'deki diğer bankacılık sisteminin de SWIFT kanalı dışına itilmesini beraberinde getirebilir yorumları da yapılıyor. Dolayısıyla tüm bu süreçler toplamda Türkiye'nin önemli bir darboğaza girmesini beraberinde getirecek gibi görünüyor. Aynı zamanda S-400 ile ilgili Türkiye formüller arasa da Amerika'ya çeşitli teklifler götürse de Amerika'nın bunlara da sıcak bakmadığı söyleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir taraftan katsa yaptırımlar, öbür taraftan Halk Bankası davası Mart sonrasında Türkiye ekonomisinin daha da kitlenmesini beraberinde getirebilir. O rahip sürecinden çok daha tehlikeli bir sürece doğru gidiyor olabiliriz. Bir yandan da makroekonomik sorunlar, bütün bunlar toplamda doları çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru tetikleyecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bu haberi sizlerle paylaştıktan sonra hemen şöyle bir rakamlara göz atalım. Ardından da Videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şu an itibariyle dolar 7.35-18. Videoya başladığımızda 7.30 seviyesindeydi. Tekrar 7.35'e çıkmış durumda. Görünen o ki yükseliş eğilimi hızlanarak devam edecek. Borsaya bakıyoruz. 1533 seviyesinde yabancı çıkışı tüm hızıyla devam ediyor. Buna rağmen borsa bu seviyelerde kalıyor. Yani gerçekçiliği olmayan bir borsadan bahsediyoruz. Euro'ya bakıyorum. 8.84 seviyesinde. 9'un hemen kıyısında. Doların yukarıya gitmesiyle birlikte yani 7.50'yi zorlamasıyla birlikte Euro'nun da 9 liranın üzerine çıktığını göreceğiz. Sterlin de 11 liraları zorlamaya başlayacak. Bence en kritik enstrümanlardan birisi parite arkadaşlar. Euro dolar paritesi 1.20-27 seviyesinde. Çok ama çok önemli bir sınırda 1.20 aşağıya kırılırsa katlayan başlar. 1.08'e kadar gidebilir. Aman ha dikkat. 1.21 tekrar zorlanıp 1.22'nin üzerine atarsa kendisini o zaman sakin olabiliriz. 1.25'e doğru giden bir parite olacaktır öyle bir durumda. Ama şu anki koşullarda 1.20'nin aşağıya doğru kırılma ihtimali çok daha yüksek gibi görünüyor. Altın onsu 1727 dolar seviyesine kendisini sabitlemiş durumda. Gram altında 407 lira seviyelerinde demiştim biliyorsunuz. Şimdi 1727 tam bir bekleme seviyesi arkadaşlar. Neyi bekliyor? Bir yandan 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini bekliyor. Öbür taraftan Amerika'nın yeni ekonomik programlarını ve Powell'ı bekliyor arkadaşlar. Yani varlık alımlarıyla ilgili söylemlerin daha da derinleşmesini bekliyor. Bütün bunların da gelişmesi çok muhtemel. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki yukarıya eğilimi hızlanarak göreceğiz arkadaşlar. Şunu söyleyebilirsiniz. Pandemi bitiyor işte. Bu sayede altın fiyatları daha da düşecek. Hayır arkadaşlar, pandeminin bitmesi ekonomik riskleri doğuracak. Yani onlar daha çok güvensizine çıkacak. Dolayısıyla altın fiyatlarının yükseliş eğilimi daha da hızlanacak. Brent petrol 67 doları görmüştü. 63 dolar seviyesinde şu anda. Aman ha dikkatli olun petrol konusunda. Evet, korona ile ilgili olumlu haberler var. Aşağı haberleri iyi gibi görünüyor. Ancak ekonomi ile ilgili tam anlamıyla bir düzelme eğilimi yok arkadaşlar. Sadece söylemler var. Dolayısıyla bu söylemler her an tersine dönebilir ve böyle bir pozisyonda da bir anda negatif petrol ortamına tekrar girebiliriz. Bu da 20 dolarların altına doğru hızla koşan bir Brent petrolü ve ham petrolü işaret eder. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Petrol fiyatları düşerse Türkiye'nin işine gelir diyenlere de şunu söyleyelim. Petrol fiyatlarının düşmesi demek, dünya ekonomisinin daralması demek, dünya ekonomisinin daralması demek, Türkiye ekonomisinin çok daha fazla daralması demek ithalat devam ederken ihracatın dip yapması demek ve cari açığın daha da artması demek. Dolayısıyla arkadaşlar petrol fiyatlarının düşmesi her zaman bizim işimize gelmiyor. Hatta çoğunlukla bizim işimize gelmiyor. Her şunu da söyleyelim. Petrol fiyatları düşse bile zaten benzine, mazota zam gelmeye, doğalgaza zam gelmeye de devam ediyor. Onun için çok da fazla önemli değil gibi görünüyor arkadaşlar. Evet bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.